أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم وكذلك نجزي الظالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hamdimiz, şükrümüz, övgümüz ve minnettarlığımız alemlerin Rabbi olan Yüce Allah'a, salatu selamımız, tahiyyatu ikramımız, onun Resulü, bizim önderimiz, örneğimiz, iki cihan serverimiz, Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam Efendimiz'e, onun güzel ailesine ve birbirinden kıymetli ashab-ı güzin efendilerimizin üzerine olsun. Selamımızla sizlerle beraber hidayete tabi olan bütün mümin kardeşlerimizin üzerine olsun inşallah. Aziz kardeşlerim, bugünkü sohbetimizde İslam ahlakının özü olan bir kavramdan, İslam ahlakının temel taşı, mihenk taşı olan bir kavramdan bahsedeceğim. O da haya kavramı. Edep ve hayadan bahsetmeye çalışacağım inşallah. Aziz kardeşlerim, edep, adab, iyi ahlak, güzel terbiye, utanma, zerafet, ustuluk, İnsanlara gerek kavlen, gerek fiilen güzel davranışta bulunmak, ölçülü, tutarlı olmak manasına gelen bir kavram. Haya kavramımızda utanmak, kişinin nefsinin sonu kötü bitecek bir husustan çekinmesi, o konuda yerilmekten, kınanmaktan korkarak o nahoş şeyi terk etmesi manasına gelen bir kavramdır. Mümini haramdan, isyandan, günahtan koruyan, alıkoyan, fıtri en temel duygularımızdan bir tanesidir. İnsan iffet ve namusunun kirlenmesine, şeref ve haysiyetinin lekelenmesine haya ile ancak mani olunur. Kur'an-ı Kerim'de geçen bir kıssadan haya kavramını daha iyi anlayacağımızı düşünüyorum. Kıssa şu şekilde, Hazreti Musa aleyhisselam Mısır'dan kaçınca Medyen şehrine sığınır. Medyen şehrinin kenarında bir su başında çobanların koyunlarını suladığını görür. Suyun başı ana baba günü, izdiham halinde. O sürülerin dışında da biraz kenarda iki genç kız yanlarında da bir sürüyle beklemektedirler. Musa aleyhisselam bu genç kızlara gider ve sorar. Hayırdır, neden burada bekliyorsunuz? Derler ki babamız yaşlı, çoban da yok, bu iş bize kaldı. Koyunları sulayacağız ama çeşmenin başı kalabalık. Orada çobanlar var, erkekler var. Biz bu işi yapamıyoruz. Musa aleyhisselam hiç tanımadığı bu kızlara yardımcı olur. Koyunlarını alır. Çeşmeden başında koyunları güzelce sular ve kendilerine sürüyü teslim eder. Daha sonra orada gölge bir yere yatar, istirahatine bakar. Bu iki hanım kızımız Medyen Eyke şehrinin, kasabasının, halkının peygamberleri olan Şuayb aleyhisselamın kızlarından başkası değildir. Peygamber kızları olması hasebiyle İslam terbiyesini almış bu kızlardan bir tanesi babasının emriyle Musa aleyhisselamı çağırmak üzere, babasının davetini iletmek üzere Musa aleyhisselamın yanına gelir. O gelişi Kur'an-ı Kerim bize şöyle anlatmaktadır. فَجَاءَتْهُ اِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اِسْتِحْيَائِنْ O iki hanım kızdan bir tanesi, genç hanımefendi Musa aleyhisselama İstihyain, çekinerek, utanarak, haya ve edebiyle geldi. Konumuzla alakalı olan kısım bu. Daha sonra ne oldu, Musa aleyhisselam ne gitti? Dikkat edenler, merak edenler, kıssanın devamına Kur'an-ı Kerim tefsirlerinden, meallerinden bakabilir. Fakat bu kavram, haya kavramı, utanma, çekinmeyi çok güzel anlatan bir yerdir burası. Yabancı bir hanımefendi ki İslam terbiyesini almış, babasından dini tahsilini yapmış genç bir hanımefendi, kendisine yabancı bir erkeğe mecburi zorunlu bir şey söyleyecekse nasıl gidecek, nasıl söyleyecek? Ala istihyain, çekinerek, utanarak, kontrolü kaybetmeksizin vardığından bahsediyor Kur'an-ı Kerim bize. Aziz kardeşlerim, işte bu yüreğimizde, kalbimize, fıtratımıza yerleştirilmiş yaratılışımızdan gelen bir duygudur. Malumunuzdur, kendisini bilmez yaştaki çocuklar, bebekler, insanların nahoş karşılayacağı bazı işleri yapmaktan çekinmezler. Ama akılları biraz ermeye başlayınca, bu sefer mesela altları bağlı ama kakalarını yapacakları zaman toplumun içerisinden biraz utanırlar, çekinirler. Oradaki bir koltuğun, sehpanın arkasına pısarlar,
yatarlar. Annesi babası anlar ki ha bu bir iş yapıyor. İşte kalbimizdeki fıtri haya duygusu budur aziz kardeşlerim. Kişiyi günahtan, haramdan, izzet, onur, şeref ve haysiyetinden uzaklaştıracak nahoş işlere karşı Rabbimizin kalbimize, vicdanımıza yerleştirdiği bir alarm aracıdır adeta. Burada haram var, burada isyan var. Bak burada şerefin iki paralık olabilir. İnsanların yüzüne nasıl bakacaksın? Alemlerin Rabbi olan Allah'a nasıl hesap vereceksin diye yüreğimizde canlı çalan bir alarm mekanizmasıdır haya duygusu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam İslam ahlakı içerisinde haya duygusunun kavramının ne kadar önemli olduğunu şu sözlerle bize vurgulamaktadır. Her dinin bir ahlakı vardır. İslam'ın ahlakı da hayadır diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bir başka sözlerinde haya ve iman arkadaştırlar, kardeştirler. Birisi gittiğinde diğeri de gider diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bu demek ki iyi haya varsa iman var demektir. İmanın en belirgin alametlerinden bir tanesidir. Haya yoksa kişiyi günahlardan, isyanlardan koruyacak bir kalkan olmadığı için günahlardan razı, günahlardan memnun, bir süre sonra o günahları, haramları Allah muhafaza helal kabul edecek insan Allah muhafaza iman dairesinden, İslam dairesinden de çıkma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Aziz kardeşlerim, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hayanın iman içerisindeki yerini bir de bize şöyle aktarmaktadır. El imanu bid'un ve seb'une şube. İman 70 küsür şubedir, parçadır, kısımdır. Fe efdaluha la ilahe illallah. Onun en üstünü Allah'tan başka ilah yoktur. Kelime-i tevhid sözüdür. Fe ednaha imatatul eza anit tariq. Onun en altı da en düşük seviyesi de yollarda insanlara eziyet veren şeyleri kaldırmak ve temizlemektir. Ve sözünün sonunda Efendimiz şöyle buyuruyor. Vel haya'u şu'betun minel iman. Haya da imandan bir bölümdür, bir şubedir, bir kısımdır. Dolayısıyla içinde haya barındırmayan iman Efendimizin bu sözlerine, irşatlarına göre noksan kalacaktır. Rabbim muhafaza buyursun inşallah. Resulü Zişan Efendimiz hayasının, utangaçlığının fazlalığından dolayısıyla kardeşini ikaz eden ensardan bir adama şöyle seslenmiş. Bırak onu, varsın utansın. Zira haya imandandır dedi Efendimiz. Bazen biz çocuklarımızı, sevdiklerimizi, yahu sen de fazla utangaçsın, yahu sen de fazla çekingensin. Böyle olma, biraz daha gözü açık ol, biraz daha yırtık ol, biraz daha kendini iyi ifade et diye iyi niyetle nasihatte bulunuyor olabiliriz. Fakat buradaki haya perdesinin Rabbimiz muhafaza buyursun, yırtılması noktasına dikkat etmemiz lazım. Dinimizde, hayatımızda çekinilecek, utanılacak şeyler var. Bazen de çekinilmeyecek, utanılmayacak durumlar vardır. Mesela kitaplarımızda haya sebebiyle terk edilmemesi gereken, yani utanmanın engel olmaması gereken durumları özetlerken şunlara dikkat çekilir aziz kardeşlerim. Dini bir soruyu, bir fetvayı ne kadar mahrem olsa da, ne kadar utanılacak olsa da uygun bir lisan ile, uygun bazen belki benzetmelerle hocaya sormak, müftüye sormak kişinin hayası buna engel değildir. Hazreti Ayşe anamızın Ensar hanımefendilerini övdüğü bir sözü var. Diyor ki Ayşe annemiz, Ensar kadınları ne iyi kadınlardır, hayaları, utanmaları dinlerini öğrenmelerine engel olmadı. Muhacir hanımefendiler biraz çekinirlermiş Efendimiz'e mahrem, bazen kadının özel durumlarla alakalı soruyu sormaya. Fakat Ensar kadınları kendilerini daha rahat ifade ederlermiş, açıkça sorarlarmış. Onlar sordukça bizler de bugün ümmet pek çok mahrem meseleyi de en detaylı bir şekilde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dilinden öğrenmiş olduk. Bir başka mesele, hastalığın tedavisi de haya sebebiyle terk edilemez. Utanıyorum, çekiniyorum, olmaz. Cenab-ı Mevla hastalıklara şifa aramamızı bize emreder. Dolayısıyla haya duygusu da tedaviye engel olmamalı. Bir başka durum, alacağını istemek,
bir borcunu tahsil etmek ama elbette kırıcı olmadan, kaba saba olmadan, usulünce, münasip bir dille kişinin alacağını, hakkını istemesi de hayası sebebiyle engellenemez. Bir başka husus da yanlış yapanı ikaz etmek. Hataya düşen bir kardeşimizi, günahını terk etmeyen bir kardeşimizi bir daha hatırlatalım uygun bir dille. İnsanların reddetmeyeceği, kabul edeceği tatlı bir dille ikaz etmemiz de haya sebebiyle, utanma sebebiyle, utanıyorum söyleyemiyorum mazeretiyle terk edebileceğimiz bir mesele değildir. Bunların dışındaki hususlarda hayadan asla zarar gelmez. Ama hayasızlıktan, ama utanmazlıktan, yüzü kızarmamaktan bir düşünün nice şer hususlar, insanın şeref ve haysiyetini zedeleyen nice hususlarla baş başa kalabiliriz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. El hayâ'u la ye'ti illâ bi hayr. Haya ancak hayır getirir, iyilik getirir ve güzel getirir. Ashab-ı kiram efendilerimiz Resul-i Zişan Efendimiz'i tarif ederken şöyle diyordu kardeşlerim. Resul-i Ekrem Efendimiz perde arkasında, örtü arkasındaki genç, bakire bir kızdan daha fazla utangaç idi, daha fazla haya timsali idi. Hoşlanmadığı bir şey gördüğünde hoşnutsuzluğu yüzünden belli olurdu diyor sahabe-i kiram efendilerimiz. Her hususta bize numune-i imtisal olan Efendimiz, haya hususunda da bizim için bir numune-i imtisaldir. Yüzü kızarırdı Efendimiz, bazen boyun damarları şişerdi, bazen burunlarının üzerinde iki kaşlarının arasındaki damarları kabarırdı, bazen Efendimiz yüzünü çevirirdi, bir şey demese de Efendimizin çekindiğini, utandığını sahabe efendilerimiz böyle anlardı. Aziz kardeşlerim, yüzü kızarabilmek ne güzel bir haslet değil midir? Aksini düşünsek yüzü kızarmamak, hani atalarımızın söylediği bir söz vardı ya, yüzüne tükürülse yağmur zannetmek. Yüzü kızarmak haya duygusudur aziz kardeşlerim. O duyguyu kaybetmemek lazım. Allah muhafaza haberlerde, televizyonda, bazen internette gördüğümüz suç üstü yakalanan, birbirinden şer suçları işleyen suçlular kameraların önünde hiç de utanmadan, ona buna laf ederek, gülücükler saçarak gittiği zaman bu tavır insani bir tavır mıdır aziz kardeşlerim? Halbuki insani tavır o noktada utanmaktır, yüzünü başına eğmektir, mahcup bir edadır. Dolayısıyla Müslüman yüzü kızarabilen insandır. Hiçbirimiz günahsız ve hatasız değiliz ama işlediğimiz günahlar, düştüğümüz hata ve kusurlar neticesinde yüzümüz kızarmıyor ise, kalbimiz titremiyor ise bu haramı ve günahı kalbimizin kanıksadığı, Allah muhafaza dile getirmesek de sanki helal saydığı manasına gelebilir. Bunun da itikadi kötü neticeleri vardır. Efendimiz ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim buyururken, şüphesiz mümin güzel ahlakıyla gündüzleri oruç tutan, geceleri namaz kılanların derecesine ulaşır derken, iman bakımında müminlerin en kamili, ahlakça en güzel olanıdır derken, hiç ben Müslümanım deyip de türlü türlü ahlaksızlığı sergileyenler, haya duyguları bu ahlaksızlara engel olmayanlar, hiç Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tarif ettiği mümin özelliğini taşıyor olabilir mi aziz kardeşlerim? Asla. Rabbim her türlü şerden bizleri muhafaza buyursun inşallah. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dilinden meşhur duyduğumuz bir söz de şuydu. Geçmiş ümmetlerin peygamberlerinin ümmetlerine söylediği ortak bir cümleyi adeta tarihi bir miras olarak Efendimiz bize aktarıyor. Diyor ki utanmadıktan sonra dilediğini yap. Bu şu demek değildir, utanma istediğini yap. Hayır, asla. Senin utanma duygun, Rabbimizin fıtratına yerleştirdiği utanma duygusu kişinin yapmasına engel olur. Günaha engel olur demektir bu. Ama Allah muhafaza kişinin ağır damarı, haya perdesi yırtıldıysa, bu alarmı kendisi iptal etmişse, elbette günümüzde çok örneğini gördüğümüz gibi utanmaz, yüzü kızarmaz, üzerine tükürülse yağmur zannedecek kişiler, Rabbim muhafaza buyursun. Ahlakını Rabbim muhafaza buyursun. Belki imanını kaybetmiş kişiler olabilir. Şu mübarek günde oruç ibadeti
bizim için bu hususta da bir eğitim değil midir kardeşim? İnsan kalbiyle, beyniyle, aklıyla, zekasıyla, hareketlerine, tavırlarına, sözlerine yön verebilen bir varlık değil midir? Ölçüsüzce konuşan, ölçüsüzce hareketler sergileyen, helal haram fark etmez amelleri defterlerine yazdıranlar, Allah muhafaza, Ramazan'da oruç ibadetine ne kadar muhtaçlar? O sabır eğitimiyle, sebat eğitimiyle, irade eğitimiyle, Allah muhafaza, Rabbim günahlarla aramıza bir engel koymamızı nasip ve müyesser eylesin inşallah. Efendimiz hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyor muhterem kardeşlerim. Haya imandandır, iman cennettedir. Yüzsüzlük cefadandır, cefa ise cehennemdendir. Allah muhafaza. Bir başka hadis-i şerif. Haya ve gerektiği gibi konuşmak imanın, açık, seçik, müstehcen, ölçüsüz, lüzumsuz konuşmak ise münafıklığın kısımlarındandır diyor Efendimiz aleyhissalatu vesselam. Bir başka hadis-i şerifi, bir şehirde bir işte hayasızlık varsa girdiği yeri iğrenç yapar, fena yapar, kötü yapar. Bir şeyde haya varsa girdiği yeri o haya süsler diyor Efendimiz aleyhissalatu vesselam. Dolayısıyla müminin süsü, müminin ahlakının zirve noktası, müminin amel defterine günahları, haramları yazdırmasının önündeki perde, kalkan haya perdesidir. Rabbim küçüğümüzle, büyüğümüzle, erkeğimizle, kadınımızla hayayı asla terk etmeden Efendimiz aleyhissalatu vesselamın bize örnek gösterdiği nebevi ahlakı ve onun güzelliğini hayatında sergilemeyi cümlemize nasip ve müyesser eylesin inşallah. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin rızaen lillahi teala'l fatiha. Medine yoluna vardım, can Muhammed'i aradım. Medine yoluna vardım, can Muhammed'i aradım. Onu görmektir muradım. Medine'nin yollarında Resulullah yollarında, yollarında güller açmış ravzasında. Medine bakar Mekke'ye, gönül onun sevdasında. Ne dert kalır ne de keder, Medine'nin yollarında.
havzasında Medine bakar Mekke'ye gönül onun sevdasında yollarında yollarında güller açmış havzasında Medine bakar Mekke'ye gönül onun sevdasında. Resulullah çağırıyor, gönül sanki çıldırıyor. Resulullah çağırıyor, gönül sanki çıldırıyor. İçimde hasret bitiyor, Medine'nin yollarında Resulullah'ın huzurunda. Yollarında, yollarında güller açmış ravzasında Medine bakar Mekke'ye gönül onun sevdasında. Yollarında, yollarında güller açmış ravzasında Medine bakar Mekke'ye gönül onun sevdasında. Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor. Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor. İçimde hasret bitiyor, Medine'nin yollarında Resulullah'ın huzurunda. Yollarında, yollarında güller açmış ravzasında Medine bakar Mekke'ye gönül onun sevdasında. Medine var.